Her yeri didik didik arıyor çocuklar. Ben de haber saldım her yere. Ya ben şunları asayım mahallenin her yerine ya. Emniyete de gitmemiş. Giderse diye yine de birileri orada olacak. Zaten planlı kaçmış Zahit Baba. Derdi her neyse polise teslim olmak değil. Bence kendini suçlu hissediyor. Bütün olanları günahını kendinde buluyor. Ona bir şey olursa annesinin dayanamayacağını da biliyor değil mi? Böyle düşüncesizce bir şey nasıl yapar? Çocukluk işte. Ben de ilk başta yine Volkan'dan kaynaklandı diye çok korktum. Ama neyse ki Volkan dünden beri uyuyormuş evde. İyi benzetmişler ha. Uzatma lan. Ne oldu? Sıkıntı yok. Mehmet emniyette değil. Emir'in adamları her yerde arıyorlarmış zaten. Emniyete gitmedi yani bu çocuk. Ya gitse bilirler. Ama Emirler mahallede, gel götüreyim seni. Hadi hadi. Kerime Hanım yapmayın böyle. Bakın sizin kendinize dikkat etmeniz lazım. Bana söyledi. Anne dedi sabah. Kendini üzme dedi. Yok yani. Ha, bu çocuğun artık bu kadar yaptığı da salaklık bunun adı yani. Gülendam. Ne? Yeter. Sen öğledin diye kaçtı zaten çocuk. Ya kızım. Ya ben mi dedim git kaç diye? Sen bıçakladın diye Volkan'ı tutuklatamıyoruz demedin mi? Yalan mı Zeynep? Öyle değil mi gerçekten? Ha bunun da suçlusu benim yani, öyle mi? Kızlar. Yapmayın. Ah gitti çocuğum benim. Kerime Hanım. Kerime Hanım. Kerime Hanım. Aman annem. Hadi Dilaltı getir. Tamam dur. Zahit Baba siz her yeri aramaya devam edin. Ben de şu ormanlık alana bakayım. Tamam Emir. Sen gelmiyorsun. Geliyorum. Ya ormanlık alan diyorum. Ne yapacaksın orada? Emir ben de geliyorum. Tartışacak vakit yok hadi. Of. Gördün bak. Çocuk harbiden yok ortalıkta. Rahatladım. Ama bunlardan önce çocuğu bulmak lazım. Bas, bas. Nereye? Emir nereyse oraya. Hadi. Hadi bakalım. Ahmet önemli bir durum yoksa ben seni sonra arayayım. Emir Bey önemli bir gelişme oldu. Ekrem Baykar'ın Azerbaycan'daki inşaatları ile ilgili. Denetimden mi sonuç çıktı? Evet tüm inşaatlarını mühürlüyorlar. Ekrem Bey durumu toparlamak için hızla Azerbaycan'a gelecektir. Ama durumları çok zor görünüyor. Şahane. Sen süreci takip et. Sakın kurtulmalarına izin verme. Ben seni sonra ararım tamam mı? Tamam. İyi bir haber mi? Azerbaycan'daki işleri bitti. Sen mi yaptın? Ben sadece işi hızlandırdım. Anladım. Eğer Mehmet'i de bulursak iki güzel haberle eve döneriz. Of, hiçbir yerde yok, hiçbir yerde yok ya. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Emniyeti, jandarmayı herkesi ayağa kaldırdı Emir. Sapça'da arayacak kim varsa şimdi herkes Mehmet'i arıyor. Zahit Baba, Allah korusun bu... İçimizi ferah tutacağız. Saklanmayı iyi biliyor kerata. Geçen kaçtığında aradık bulamadık baktık sonra burnumuzun dibinden çıktı. Ben yine gidip bir soruşturayım. Ben de eve geçeyim. Belki onların aklına gelir nerede olabileceği.
Sence burada mı? Bilmiyorum. Düğün gecesi Volkan'ı bıçakladıktan sonra benim eve gelmesi için buradan geçiyor olması lazım. Belki güvenli alanı diye buralardadır. Affedersiniz. Buradan bir çocuk geçti mi, gördünüz mü? Hayır, görmedim. Ekrem, Volkan çekti gitti. Macide, ben Volkan'a o yatıştırıcıları keyfimden mi verdiriyordum? Sana demedim mi odadan çıkarsa durmaz diye? Bilmiyorsun, ne yapabilirdim ki? Neyi bilmiyorum Macide? Neyi bilmiyorum? Bir kere kafanıza göre iş yapmayın. Bir kere bir şey istediğimde, bir şey söylediğimde arkamı dönebileyim. Ama bu son hatan Macide Hanım. Bir hata daha olsun, ikinizi de kapının önüne koyarım. Ekrem, sen ne söylediğinin farkında mısın? Farkındayım Macide. Hatta sana da oğluna da lanet olsun. Ekrem, bunca yıldan sonra, yaşadığımız bunca şeyden sonra bana bunu mu söylüyorsun? Ben söylemiyorum Macide. Sen söyletiyorsun.